şey yapmak lazım. Hemen ben hemen geçeyim. Yapışalım, yapış, yapış, şu yapış. Bu varsa. Ben Sevda Dikmen, Sinop Halk Eğitim Merkezi usta öğreticiyim. Aynı zamanda meslek eğitim uzmanıyım. Burada devre tasarım öğretmenliği yapmaktayım. Kurs vermekteyiz öğrencilerimize. Toplam 20 öğrenci mevcut. Haftanın 2 günü yapmaktayız. Salı ve Perşembe günleri. Toplamlık bir 3 aylık bir projemizdir bu. Haziran'da bitmekte. Biz öğrencilerimize bu eğitimi verirken hem meslek öğreniyorlar deri üstünde hem de katılım belgesi vererek bu işin devam etmesini sağlamakta. Kursta elde ettiğim ürünleri istihdam sağlanarak öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla yapılmakta. Bu şekilde. Doğru, isteyen satış yapabilir. Hatay İskenderun bölgesinden geldim. Burada bulunuyorum şu anda. Sinop'ta ikamet ediyoruz. Yani bizi misafir ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bunu ilk başta Sevda Hocam ve Feyza Hocam'la beraber başladık. Biz rehabilite olma adına buna başladık ama daha sonra bunu meslek edinebileceğimizi öğrendik. Meslek edindikten sonra usta eğitici belgesi alıp tekrar kendi bölgemize döndüğümüzde orada eğitmen olarak da çalışabileceğimizi söylenildi bize. Bu konuda teminat verildi yani yapılabileceğine dair. Ben rehabilite olma adına buraya başladım ama şu anda burada olmaktan çok mutluyum ve bir kazanç elde edeceğim. Üretiyorum. Ürettiklerimi eğer alıcı olursa satacağız ki olduğu söyleniliyor. Güzel şeyler çıkarıyoruz çünkü. Satılmasa da bana Sinop'tan bir hatıra olarak kalacak yani. Arkadaşlarımla beraber olmaktan özellikle çok memnunum. Çok güzel hazırları var. Öyle burada olmaktan çok memnunuz. El işimiz de gelişiyor. Aynen. El işimiz gelişiyor. Evet yani en azından dediğim gibi rehabilite oluyoruz. Hiçbir şey olmasa bile vakit zamanımız geçiyor ve meslek sahibi olacağıma da inanıyorum yani. Malatya'dan geldim. Ben de depremzedeyim. Daha önce böyle bir şeyle hiç ilgilenmemiştim. Yapabilir miyim dedim. Hani vakit öldürmek adına ben geldim aslında buraya. Hiç böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Çok güzel şeyler yapmaya başladık. Anahtarlık, kolye, işte kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Kendimiz hocalarımızın yardımıyla kalıplarımızı çıkarıyoruz. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve gittiğimiz yerde de eğer ki diplomalarımızı alırsak orada öğretmenlik yapabileceğimiz halk eğitimlerde tabii ki aynı şekilde bize bu imkanı verecekler öğretmenlerimiz. Orada da ben de başka insanlara yararlı olacağım. Çok da faydalı olacağımı düşünüyorum. Böyle şeyler çıkaracağımı hiç bilmiyordum, hiç düşünemezdim böyle bir şeyler yapacağımı. Ve şu an her çıkardığım ürünü zevkle işte ben yaptım diyebiliyorum. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Bir de bu tür ürünler sergiliyoruz yani. Hepsinin eline sağlık. Ya talep olursa inşallah, kısmet olursa düşünüyoruz. Şöyle anahtarlıklar yaptık. İşte arkadaşlar da yapıyor. Böyle cüzdan mesela. Şöyle bir kartlık. Bunlar ilk çalışmalarımız mesela. İnşallah ilerledikçe daha iyi şeyler olacak diye düşünüyoruz.